Atomun yapısı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Proton ve nötronlar atomun çekirdeğindedir. Evet arkadaşlar bir atomun çekirdeğinde artı yüklü protonlarla yüksüz nötronlar yer alır. Elektronlar da atomun çekirdeğinde aslında modern manada hani orbital adı verdiğimiz bölgelerde yer alıyor. Bulunma ihtimali yüksek olduğu bölgeler arkadaşlar. Bu doğrudur. Atomdan elektron kopar koparılması ısı alan bir olaydır. Şimdi ben buradaki elektronu koparmak için buraya ısı vermeliyim arkadaşlar. Yani elektron ısı almalı. Isıdan kastımız enerji. Yani biz bir elektron koparmak için enerji vermeliyiz. Oradaki elektron enerji almalı. Yani ısı alan bir olaydır. Isı alan olaylara biz endotermik olaylar deriz arkadaşlar. Doğrudur. Atom elektron alırsa anyon oluşturur. Şimdi mesela şöyle düşün bir sodyum değil de klor diyelim. Mesela klor atomu 17 protonu, 17 tane de elektronu var. Buraya protonları, buraya elektronları yazıyorduk. Şimdi bu elektron alırsa ne yapar arkadaşlar? Klorun 17 protonu vardı. Elektron sayısı 18 olacak. Yani bak eksi yük 1 fazla oldu. O zaman ben bunu eksi yüklü olarak üstüne belirteceğim. Böyle oldu mu yapıya iyon diyordum. Yani atom iyona dönüşüyor diyordum. Yüklü tanecikler. Eksi yüklü iyonlara da ne diyordum? Anyon diyordum arkadaşlar. Dolayısıyla atom elektron alırsa anyon oluşur. Doğrudur. Yani burada doğru seçeneğim E seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. X, Y ve Z tanecikleriyle ilgili bilgiler vermiş. Buna göre X, Y, Z taneciklerinin yükleri hangisinde doğru verilmiştir diye bana söylemiş arkadaşlar. Bak Y'nin proton sayısı elektron sayısına eşittir. Bir kere Y'nin proton sayısıyla elektron sayısı birbirine eşitse arkadaşlar. Yani mesela 10'a 10'sa bu nötr'dür değil mi arkadaşlar? Yüksüzdür yani. Dolayısıyla Y ne yapabilir? Burada nötr olabilir. Şimdi dikkat etmemiz gereken ikinci bilgi burada. Şimdi Z diyor X'e 2 elektron verince Z ile X'in yükleri eşitleniyor. Bak burası önemli. Şimdi mesela ne yazalım arkadaşlar? Mesela X yazalım, Z yazalım. Şimdi Z X'e 2 elektron verince şimdi başlangıçta mesela Z'nin yükü B, X'in yükü A olsun arkadaşlar. Şimdi Z ne yapacak? 2 elektron verecek. 2 elektron verecek. Şimdi elektron verince şöyle olur mesela Z verdiği elektron kadar artı yüklenir. Yani B artı 2 olur. X de bak eksi alıyor. Eksi yük artacak. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? A eksi 2 olur. Bak burada azalma gibi düşünme. Elektron alıyor. Eksi alıyor. Yani A eksi 2 olmuş oluyor. Böyle olduğunda bunlar birbirine eşit oluyormuş. Yani A eksi 2 eşittir B artı 2. Ne dedi bana? X'in yükleri yani Z ile X'in yükleri eşitleniyor dedi. İkisini de eşitledim burada. Şimdi burada ne diyelim mesela? Şöyle diyelim mi? Mesela ben B'yi karşıya attığımda A eksi B'nin ne yapması lazım arkadaşlar? 4 yapması lazım değil mi? 2 de karşıya attım. artı 4 olması lazım. Bunu anlayabilirim. Şimdi şöyle düşün. Ben X'in yüküne A, Z'nin yüküne de B demiştim. Dolayısıyla buradaki yük olduğu için arkadaşlar bunlar. Şimdi bunu sayıları çıkartacağım mesela. Ne yapacağım? Diyeceğim ki mesela A eksi B yapacağım. 4 buluyorsam o olur. Mesela zaten dedik ya B olabilir mesela. B için yapalım. Şimdi A eksi B yapacağım. Mesela burada artı birmiş arkadaşlar. X'in yükü. Yani A artı birmiş burada. Eksi B de Z'nin yükü arkadaşlar. Eksi 3. Mesela eksi 3. Buradan ne yapar? Evet 4 gelir. Çünkü eksi de eksi buradan artı yapar arkadaşlar. 4 gelir. Yani bu şekilde olabilir. Yani başlangıçta A dediğim yer artı bir. B dediğim yer eksi 3 olabilir arkadaşlar. Bakın A eksi B'yi diğerlerinde yaparsanız 4 olmayacaktır. Burada doğru seçeneğim B seçeneği demiş oldum arkadaşlar. Diyor ki burada arkadaşlar 29 numaralı 63 kütle numarasına sahip X atomu ile 29 atom numaralı 65 kütle numarasına sahip artı bir yüklü diyor. iyonu diyor ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi mesela birinci öncüde nötron sayıları eşittir diyor. Şimdi bakalım nötron sayılarına. X 29 arkadaşlar birinci de 63'te kütle numarası var. Diğer X'in de artı yüklü X olanında arkadaşlar 29 yine atom numarası var. 65'te kütle numarası var. Şimdi biz şunu biliyoruz. Proton sayısı da nötron sayısını biz topladığımızda arkadaşlar kütle numarası yapıyor. Ben 29'da neyi toplarsam 63 yapar. Tabii ki de 34'ü toplarsam 63 yapar. Yani x'in burada arkadaşlar nötron sayısı 34'müş. Diğerinde de 29'da neyi toplarsam 65 yapar arkadaşlar. Tabii ki de 36'yı toplarsam 65 yapar. Bak buradaki nötron sayısı da 36. Yani nötron sayıları eşittir demek doğru olmaz yanlıştır. Sonra diyor ki x diyor 65 kütle numaralı yani x artı diyor. X'e bir elektron verirse elektron sayıları eşit olur. Şimdi şöyle düşün. Bu bir elektron verecek buraya. Şimdi mesela başlangıçta birinci x'imiz burada 29 elektron sayısına sahip. E, diğeri de artı bir yüklü olduğundan dolayı 28. Yani 28 artı bir 29 yapması için arkadaşlar. Şimdi bir kere elektron verirse ne olur? Nasıl olur? Mesela birinci x'in elektron sayısı 27 olur. Diğerinin elektron sayısı 30 olur. Yani bu olmaz. Bu da yanlış demiş olduk. Kimyasal özellikleri aynıdır diyor arkadaşlar. Bak şöyle. Bunlar proton sayıları aynı. Kütle ve nötron sayıları farklı izotop taneciklerdir. İzotop. Normalde elektron sayıları da eşit olsaydı bunların arkadaşlar. Kimyasal özellikler de aynıdır derdim. Ama elektron sayısı değiştiğinden. Yani ikinci x'in burada bir iyon olduğundan bunların kimyasal özellikleri de aynı olmaz. Yani bunu demek de yanlış olur. Ama unutma izotop taneciklerde elektron sayısı aynıysa yani iyon yükleri eşitse onların kimyasal özellikleri de aynıdır. Şimdi fiziksel özellikleri farklıdır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Kimyasal özellik farklı olursa fiziksel de her türlü farklı olur. Sonra atom altı tanecik sayısı fazla olanı x 63'tür diyor. Şimdi bakalım. Mesela birinci x'imize bakalım. Birinci x'imizde Şimdi nötr olanında 29 elektron var arkadaşlar. 29 proton var. 34 de nötron var. Şimdi proton, nötron bir de elektron diyelim. Proton sayısı 29. Elektron sayısı burada mesela nötron sayısı diyelim. 34 nötron sayısı var. Elektron sayısı da 29. Toplarsak arkadaşlar burada ne yapıyor? 9 ile 4'ü topladığımda ben 13 yapar. 10 ile 9'u toplarsam 22 yapar. Elde var 2 derim. Buradan da arkadaşlar 4, 3 daha 7, 2 daha. Buradan ne geldi? 92 gelmiş oldu. Yani buradaki toplam tanecik sayısı 92. Diğerine de bakalım. X 28 elektronu varmış, artı birmiş. Burada proton sayısı 29, buradaki nötron sayısı da 36. Şimdi yine proton, nötron ve elektron dersem, dikkat edin arkadaşlar, 29 proton, nötron sayısı 36, 28 de elektron var. Topladım. Şimdi burası 14 yaptı arkadaşlar, 9 daha buradan 23 yapar, yani elde var. 2 dedim, 4, 3 daha, 7, 2 daha, 93. Yani bak. Bunun 93 tane arkadaşlar toplam taneci var. Birinci x'imizde 92 tane toplam taneci var. Şimdi çok olan burada ne? 63 değil yani x artının daha çok değil mi arkadaşlar? Bunun daha çok değil fazla olan budur demiş. Bunu da yanlış demiş. Yani D seçeneğim burada doğru olan seçeneğim olmuş oldu. Amonyum iyonundaki toplam proton, nötron ve elektron sayılarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız bak. NH4 art. Bunu tek bir atom gibi düşünün arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada ilk başta toplam proton sayısını yazalım. Çünkü proton sayısı değişmez. Bak azotun tanesinden 7 tane proton geliyor arkadaşlar. 7 azottan geldi. Hidrojenin de tanesinden 1. 4 tanesinden de o zaman 4 çarpı 1 tane proton gelir. Toplam proton sayısı burada ne olur arkadaşlar? 11 olmuş olur. Şimdi dikkat et proton sayısı 11 ise... Artı yük varsa arkadaşlar dikkat edersek biz elektron sayısıyla Burada ne yapardık? İyon yükünü topladığımızda proton sayısı derdik. Yani ben 10 ile 1'i topladığımda 11 yapacak. Ya da şöyle düşün. Toplam bileşikte artı yük bir fazlaymış. O yüzden burada artı dedim. O zaman elektron sayısı da 10 olacak. Yani şuraya da hemen ne yazalım arkadaşlar? Elektron sayısı direkt 10 olarak buldum. kaldı geriye ne kaldı? Arkadaşlar nötron. Kaldı geriye ne kaldı? <laughs> Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi nötron sayısı da şöyle. Şimdi hidrojenlerden. Şimdi hidrojen dikkat et. 1, 1'miş. Bak nötron gelmiyor. Neden ben protonla nötronu toplayınca kütle numarası yapacak. Yani hidrojenden nötron gelmiyor. O zaman 4 tane 4 çarpı 0 dedim. Şimdi azottan ne kadar geliyor? Bak azota dikkat edersek bunun 7 tane protonu var. E dolayısıyla protonla nötronu toplayınca kütle numarası yapacağı için 7 ile 7'yi toplarsam 14 yapar arkadaşlar. Çünkü neden kütle numarası 14'müş. O zaman buradan da 7 tane nötron gelecek. O zaman 7 yazdım arkadaşlar. 7 artı buradan şurası 0 gelir. Yani hidrojenlerden nötron gelmiyor toplam birleşikte 7 tane nötron var. E buraya baktım 11 tane proton var. Proton sayısı büyük dedim. 10 tane elektron var. Elektron sayısı o da büyük dedim arkadaşlar. 7 tane nötron var. Nötron dedim proton, elektron, nötron. Ne olmuş oldu? Burada arkadaşlar proton, elektron, nötron yani D seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu. Yukarıda verilen taneciklerin elektron sayıları diyor arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir diyor. Bak SO3 nötrmüş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız bak. SO3 nötr ya. Şimdi bunun proton sayısıyla elektron sayısı birbirine eşit. O zaman ilk önce protonlara bakalım. Çünkü soru bana proton sayılarını veriyor. Şimdi proton sayılarına baktığımızda arkadaşlar kükürtün tanesinden 16 proton geliyor. Artı oksijenin tanesinden 8 proton geliyor. 8 çarpı 3 dedim. Buradan da 16 artı 24'ten ne gelir arkadaşlar? Burası 16 olacak. Yani burası da 40 gelmiş olur. Dolayısıyla elektronla proton sayıları eşit olacağından 40 proton varsa 40 da elektron vardır. Böyle kalsın. Şimdi ikinci de ne yazalım? Mesela şuraya yazayım arkadaşlar. ClO3 dikkat et eksi. Şimdi o zaman eksi yük bir fazla olacak yani. Tek bir atom gibi düşündüğünü yapıyorduk ya. Yani protonu bulacağım. Elektron bir fazla toplam bileşikte. Öyle düşünmem lazım. O zaman biz yine protonlara bakalım. Şimdi klorun tanesinden 17 proton geliyor. Arkadaşlar artı oksijenin tanesinden 8 proton geliyor. 3 tanesinden 8 çarpı 3 gelir. O zaman buradan 17 artı 24 den arkadaşlar ne gelir? 30 41 gelir değil mi arkadaşlar? 41 tane proton olacak. Bak bunun 41 protonu varsa elektron sayısı da ne olacak? 42 olmuş olacak. Pardon aynen 42 olmuş olacak. Çünkü eksi yük bir fazla ya da şöyle yapabiliriz. 42 eksi birden proton sayısı ne olacak? E eşit olacak değil mi? Elektron sayısı eksi iyon yükü proton sayısı dedim. Yani buradaki elektron sayısı da neymiş arkadaşlar? 42 imiş. Yine aynı şekilde bak. PO3. Bu neyi? 3 eksiymiş. Yani burada proton sayısından elektron sayısı 3 fazla olacak. O zaman ilk önce proton sayılarına bakalım. Burada fosforun tanesinden 15 tane proton gelir. Artı oksijenin tanesinden 8 proton. 3 tanesinden 8 çarpı 3 proton gelir. 15 artı 24 yaptığımda arkadaşlar. Buradan da ne geliyor? 30, 40, şey pardon 39 gelir. 39 tane proton olmuş oldu. Bak 39 proton demiş olduk. E, elektron sayısı 3 fazla olacaktı. O zaman elektron sayısı da ne yapmış oldu? 42 olmuş oldu. Yani buradaki elektron sayısı da neymiş? 42miş. Yani burada elektron sayılarına baktığımızda arkadaşlar PO3'te 42 elektron olduğunu bulduk. ClO3'te yine 42 elektron olduğunu bulduk değil mi arkadaşlar? Şurada 42 elektron olduğunu bulduk. Yine SO3'te de 40 elektron olduğunu bulduk. Yani dolayısıyla ne olmuş olacak? 2 eşit 3 büyük 1 doğru seçeneğim C seçeneği demiş ol. Tek atomlu olduğu bilinen X, Y, Z taneciklerinin elektron ve proton sayıları grafikte verilmiş. Buna göre tanecikler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Hemen böyle sorularda ben şöyle yapıyorum. Siz de öyle yapın arkadaşlar. X'i yazdım şimdi x'in proton sayısı n artı birmiş proton sayısını buraya yazıyorduk artı yükler x'in arkadaşlar elektron sayısı da n artı birmiş bak n artı bir e ne oluyordu proton sayısı eşit elektron sayısı olduğunda nötr oluyordu tamam mı hemen geldim aynı şekilde y'yi yazdım bak y'nin proton sayısı n artı ikiymiş arkadaşlar şimdi y'nin elektron sayısı da n artı birmiş bak şimdi proton sayısı 1 fazla değil mi arkadaşlar yani artı yük bir fazlaysa yük ne olacak artı bir olacak arkadaşlar ya da ben burada elektron sayısıyla yon yükünü toplarsam proton sayısına eşit olacak. N artı 1 artı 1'den N artı 2 proton sayısı olmuş oluyor. Y'nin artı 1 olduğunu bu şekilde anladım. Proton sayısı 1 fazla. Yine aynı şekilde de Z için yapacağız arkadaşlar. Bak Z'nin proton sayısı N artı 1'miş. Arkadaşlar Z'nin elektron sayısı da N'miş. Yine bak proton sayısı 1 fazla değil mi arkadaşlar? O zaman Z de artı 1'miş. Bu şekilde Yaptık. Bak x nötrdür diyor. Evet x yüksüz nötr doğrudur. X ile Z aynı elementin tanecikleridir. Bak X'in aynı element deyince proton sayısına bakıyorum. X'in proton sayısı N artı 1. Z'nin proton sayısı da N artı 1. Proton sayıları aynıysa aynı elementtir bunlar arkadaşlar. O zaman doğrudur. Y'nin hacmi X'in hacminden büyüktür. Bak şimdi Y ne yaptı? Elektron verdi arkadaşlar. Şimdi bu adamın elektron eksildiğinden elektron başına yani kalan elektron başına bir elektron başına çekim artar. Dolayısıyla arkadaşlar bak elektron azaldığı zaman kalan elektronlar daha çok çekileceğinden ne yapar arkadaşlar? Çap azalır. Yani dolayısıyla bir katyonun çapı nötr bir atomdan daha küçüktür elektron verdiği için. Dolayısıyla burada ne demiş? Y'nin hacmi x'in hacminden büyüktür. Hayır arkadaşlar x'in hacmi y artının hacminden büyüktür. Çünkü y artı yüklü. Artı yük olduğunda elektron verdiğinde çap küçülür dedik. Bu yanlış olmuş oldu. Bak z artı bir yüklü katyondur. Evet z artı bir yüklüdür. Doğrudur. Y bir elektron alırsa nötr olur. Şimdi y baktık artı bir. Şimdi elektron sayısı n artı bir. Şimdi bu adam bir elektron daha alırsa arkadaşlar elektron sayısı n artı iki olur. E ikisi proton sayıları ile elektron sayıları eşitleneceğinden o zaman nötr olur. Yani bir elektron olursa nötrdür doğrudur. Burada yanlış olan seçeneğim C seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Sorumuzda diyor ki bir tane XY3N iyonunda toplam 42 elektron vardır. Şimdi şöyle diyeceğim arkadaşlar bak XY3N yazdım. N iyon Şimdi bunu tek bir atom gibi düşünürsek arkadaşlar buradaki elektron sayısı 42'miş. Ben ne diyordum? Elektron sayısı da mesela bir atom olsaydı elektron sayısı da iyon yükünü toplayınca proton sayısı olacaktı değil mi? Yani 42 artı n'den arkadaşlar burası 42 artı n. Burası ne yapmış oldu? Proton sayısına eşit olmuş ol. Bunu normal bir atom gibi düşündüm. Böyle yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi diyor ki bana buna göre x atomunun çekirdek yükü ve n değeri aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Şimdi ben buradaki proton sayısına bakacak olursam Bak soru bana x'in proton sayısını vermiyor ama y'nin proton sayısını veriyor. Şimdi x'in bir tanesinden x proton gelsin. Bu x bunun x'in proton sayısı yani. Tamam mı? Bunu unutma. Şimdi y'nin de tanesinden 8, 3 tanesinden 8 çarpı 3 proton gelecek. O zaman benim bileşimdeki toplam proton sayısı x ile birlikte x artı 24 olacak. Bak bu bileşikteki toplam proton sayısı. Ayrıca proton sayısı 42 artı n demedik mi arkadaşlar? E, dolayısıyla ne oluyor? 42 artı n eşittir x artı 24. Bunların ikisi de proton sayısı. İki tane eşitlik buldum. E şimdi burada şöyle yapabiliriz. Bak mesela burada n var ya mesela. X'i karşıya attım. n eksi x eşittir. Veyahut da şöyle yapalım arkadaşlar. 24'ü buraya atalım. 42 eksi 24 eşittir. N'i de karşıya atalım. X eksi n diyelim. O zaman x eksi n değerinin buradan ne gelmesi gerekiyor? 18 gelmesi gerekiyor. Bak x unutma x'in proton sayısı. Proton sayısı nedir? Çekirdek yüküdür arkadaşlar. Çekirdek yükü. Yani ben buradan şunu buluyorum. Yani ne diyeceğim? Buradaki x ile n'i çıkartacağım. 18 bulacağım. Şimdi bakalım. x'in çekirdek yükü yani proton sayısı 15 olsun. Yazdım 15. Eksi. Sonra n de eksi 3'müş. Eksi 3. Şimdi eksi de eksi artı yapacağından dolayı 15 artı 3 yapar. Burası 18 olur. Yani bak şartımı saldı. X'den n'i çıkarttım. 18 oldu. Dolayısıyla bu doğru olmuş oldu arkadaşlar. Bak diğerlerinde böyle olmaz. Mesela ben burada da x 17 diyeyim arkadaşlar B seçeneğinde. Eksi n'e de eksi 2 diyelim. Eksi 2 bak burası 19 gelir. Yine aynı şekilde C seçeneğinde 15 eksi eksi 1'den burası 16 gelir arkadaşlar. D seçeneğinde 16 eksi eksi 3'den burası 19 gelir. Bak E seçeneğinde 16 eksi eksi 1'den yine 10 7 gelir. Yani farkın 18 olduğu yalnız A seçeneğinde var. Onu da eşitlikten buldum. A seçeneğim doğru seçenek demiş oldum arkadaşlar. Bir tane XO4 2X iyonunun elektron sayısı 50'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Oksijen ve hidrojenin gerekli proton sayısını işte kütle numarasını vermiş. Şimdi şöyle yapacağız böyle sorularda. Bak XO4 2X'i arkadaşlar. Bunu diyorum ki ben toplam tek bir atom gibi düşünelim. Şimdi bu bileşikte toplam elektron sayısı 50 ise ve şöyle düşün yani eksi 2 demek bileşikteki toplam elektron sayısı proton sayısından 2 fazla demek. Çünkü yüksüz olsaydı protonla elektron sayıları toplam bileşikte eşit olurdu zaten. O zaman ben ne diyorum? Mesela veyahut da elektron sayısından iyon yükünü çıkarttığımda burada 48 bu bileşikteki toplam proton sayısıdır arkadaşlar. Tamam mı? Yani bak dikkat et. Bir tane xo4 2 de yani bu bileşikte diyor iyonunda diyor. Proton sayısı 52'dir diyor. Hayır proton sayısı 48 olacak arkadaşlar. 3'ün yanlış olduğunu buldum bile. Şimdi diyor ki x'in nötron sayısı 17 ise kütle numarası 33'tür. O zaman ben x'in proton sayısını bulayım. Şimdi buradaki toplam proton sayısı birleşikte ne yapacakmış? 48. x'ten diyorum x kadar proton gelsin. Artı oksijenin tanesinden 8 proton gelir. 4 tanesinden 8 çarpı 4 proton gelir. Toplamı da 48 yapacakmış Arkadaşlar x artı 32 eşittir 48 ise x'in proton sayısını da buradan 16 olarak buluruz. Yani x'in 16 protonu varmış. Bak dikkat et proton 16. Ben protonla nötronu topladığımda kütlü numarası yapacaktı. Birinci öncül diyor ki x'in nötronu 17 ise yani burası 17 ise kütlü numarası 33'tür. Evet ben protonla nötronu toplayınca kütlü numarası olacaksa 16 ile 17'yi toplarsam 33 yapar arkadaşlar. Bu doğru olmuş oldu. Yine dikkat edelim. Bir tane H2XO3 molekülündeki elektron sayısı 42'dir diye söylemiş. Bak yazalım şuraya H2XO3. Şimdi bu yüksüz bak üzerinde yük yok. Yük yoksa buradaki toplam proton sayıları elektron sayılarına eşittir arkadaşlar. Nötr oldu mu? Ne oluyordu? Böyle oldu mu arkadaşlar? Nötr diyorduk biz. O zaman biz toplam proton sayısına bakalım. Bak hidrojenin tanesinden bir proton gelir. İki tanesinden iki çarpı bir tane gelir. X'in tanesinden zaten 16 tane proton gelecek diye bulduk arkadaşlar. Artı ne dedim? 16. Oksijenin tanesinden zaten 8 proton geliyordu. 3 tanesinden 8 çarpı 3 proton gelir. O zaman 2 artı 16 artı 24 yaparsak burayı da 42 olarak buluruz. Yani bu da doğru olmuş olacak arkadaşlar. Burada doğru seçeneğim C seçeneği 1 ve 2 demiş olduk. Tablolu diyor x eksi y z2 artı ve t iyon ve atomları ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Yani böyle sorularda şunu yapabilirsiniz bakın. Mesela x eksi miymiş? Soru bana ne diyor? Elektron sayısı 18 yazdım şuraya 18. Kütle numarası 35'miş arkadaşlar. Şimdi bak ben elektron sayısından iyon çıkartırsam proton sayısını bulurum. 17 zaten eksi yük bir fazla demek bu. Bir de proton sayısıyla ben ne yapıyordum? Nötron sayısını toplayınca kütle numarası yapacaktı. 17 ile 18'i toplarsam kütle numarası yapar arkadaşlar. Yani buradaki nötron sayısı da neymiş? 18'miş bunu buraya yazdım. Yine, yine aynı şekilde bak ne yapacağım ben? Y için yapacağım arkadaşlar. Y'nin elektron sayısı neymiş? 17'ymiş kütle numarasını vermemiş. Nötron sayısı da 20'ymiş. Arkadaşlar bu yüksüz olduğuna göre 17'de bunun ne olacak arkadaşlar? Proton sayısı olacak. Nötrde ne oluyordu? Protonlarla elektronlar birbirine eşit oluyordu. Yine aynı şekilde bak. Ben protonla burada nötronu toplarsam kütle numarası yapacağına göre 17 ile 20'yi toplarsak arkadaşlar buradaki kütle numarası da ne yapar? 37 yapar arkadaşlar değil mi? Şöyle diyelim 37 diyelim. Hemen kütle numarasını 37 diye yapıştırdım. Aynı şekilde Yine bak öğrendin işi artık. Z2 artı içinde yapalım. Şimdi elektron sayısı 18. 18 artı 2'den proton sayısı 23. Çünkü artı yük 2 fazlaymış. Yük artı 2 arkadaşlar. Bunun kütle numarasını vermiş bana 40. Yani ben ne yapıyordum arkadaşlar? Yani protonla nötronu toplayınca kütle numarası oluyordu. 20 ile 20'yi toplarsam 40 yapar. Buradaki nötron sayısı da 20'ymiş. Yine aynı şekilde yapacağız. Bakın değişen hiçbir şey yok. T için yapıyorum. Elektron sayısı 19. Yüksüz olduğunda proton sayısı da 19. Yine aynı şekilde 21 nötron numarası olacak arkadaşlar. Ben buradan protonla nötronu toplayınca kütle numarası yapar diyorum. 19'dan 21'i toplarsak 39 ne yapar? 40 yapar arkadaşlar ve bakalım şimdi. X de Y birbirinin izotopudur. X eksi Y. Şimdi X eksinin proton sayısı 17. Y'nin proton sayısı 17. Şimdi bunların nötron ve kütle numaraları da farklı. Yani proton sayıları aynı. Nötron ve kütle numaraları farklı olan tanecikleri topluyordum. Bu doğru olmuş oldu. X eksi ve Z2 artı izoelektronik taneciklerdir. Bak X eksinin elektron sayısı 18 arkadaşlar. Neyin demiş? Z2 artının da 18. Şimdi bunlar da farklı element zaten. 20'ye 17. 18, 18 elektron sayıları aynıysa izoelektroniktir. Doğrudur arkadaşlar. Atom numarası 20'den küçükse elektron dizilişleri de aynıdır zaten. Tamam mı? Elektron sayısı aynıysa direkt izoelektronik diyebilirim. Ama izo elektronik olması için elektron sayısının ve diziliminin aynı olması lazım. Buraya dikkat. Diyor ki Y ile Z2 artı birbirinin izotonudur. İzoton olması için nötron sayılarının aynı olması gerekiyordu. Şimdi Y'nin nötron sayısı ne? 20. Z2 nötron sayısı da 20. Bak 20'ye 20 zaten farklı elementler. Proton ve nötron sayıları da farklı. Bu da doğru olmuş oldu. Z ile T birbirinin izobarıdır. Şimdi izobar demem için de kütlü numaralarının aynı proton ve elektron sayılarının farklı olması lazımdı. Şimdi Z'nin kütle numarası neymiş arkadaşlar? 40. Bakıyorum T'nin kütle numarası neymiş? Bu da 40'mış. E bunlar izobar oluyor. Proton ve nötron sayıları da farklı, bu da doğru olmuş oldu. Bak X eksi ile Y'nin kimyasal özellikleri aynıdır diyor. X eksi ile Y arkadaşlar, bunlar ne? Birbirinin izotopu. Şimdi izotoplarda normalde elektron sayıları eşitse kimyasal bak elektron sayısı eşit olduğunda unutma, kimyasal özellikler aynı, fiziksel özellikler farklı olur. Ama izotop olsa dahi elektron sayısı farklıysa arkadaşlar kimyasal özellikle farklı fiziksel özellikle farklı diyeceğim ben. E burada şimdi bakıyorum burada X ile Y'nin burada ne oldu arkadaşlar? Elektron sayıları farklı olmuş oldu. E dolayısıyla kimyasal özellikleri de farklı demiş oldum. Aynıdır dediğinden dolayı yanlış dedim. Burada E seçeneğim yanlış olan seçenek olmuş olacak arkadaşlar xn iyonu için diyor bilgiler vermiş. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi x atomunun p artı 1 elektronu içeren izotopu olabilir. Bak izotopuna dikkat arkadaşlar tamam. Şimdi biz xn için yapalım. Proton sayısı p'ymiş. Proton Sayısını sol alt tarafa yazıyorduk artı yükler arkadaşlar. Elektron sayısı p artı birmiş. Sağ tarafa yazıyorduk p artı 1. Bak elektron sayısı 1 fazla unutma arkadaşlar. O zaman buradaki en değeri ne olacak? Eksi 1 olmuş olacak. Neden? P artı 1 eksi 1 proton sayısına eşit olacak. Unutma arkadaşlar. Nötron sayısı da P artı 1'miş. Onu da şuraya yazıyoruz. P artı 1. Yine ne diyorduk biz? Biz proton sayısıyla nötron sayısını toplayınca kütle numarasına eşit olacaktı. P ile P artı 1'i toplarsak kütle numarası da 2P artı 1 olur. Lazım olursa kullanırız. Şimdi X atomunun P artı 1 elektron içeren izotopu. Bak P artı 1 içeren demek arkadaşlar. Burada elektron sayısı 1 fazla değil mi? Elektron sayısı 1 fazla olacak. Fazla olacak. Bunu anlıyorum ben tamam. Şimdi bakalım artı 1 diyor A seçeneğinde. Arkadaşlar bak artı 1 deyince ben ne diyordum? Elektron sayısıyla yo yükünü toplayınca proton sayısı olacaktı. Ben yani neyden biri toplarsam 19 yapar 18. O zaman buradaki elektron sayısı 18 ya da bak artı 1 fazla. Öyle düşünün. Bak neyden 2 çıkartırsam 16 yapar? 18 eksi 2 16. Elektron sayısı 18'miş. Bir kere bak burada elektron sayısı bir fazla değil. Olamaz. Şimdi burada arkadaşlar elektron sayısı bak 2 fazla. Görüyor musunuz arkadaşlar? 18 elektron var o yüzden yükü eksi 2. Burada da 2 fazla olmuş oldu. Ben ne arıyorum arkadaşlar? Elektron sayısı 1 fazla arıyorum. Bu da olamaz. Bak bu da artı 1'miş. Ben neyden biri toplarsam 11 yapar? 10. Yani buradaki elektron sayısı da 10 fazla olması lazım. Bak değil. Bak gelelim buraya. Şimdi eksi 1 ya. O zaman ne dedim neyden 1 çıkartırsam 9 yapar? 10. Şimdi elektron sayısı 1 fazla bak. Bu olabilir. Yine diğerine bakalım arkadaşlar. Bak elektron sayısı burada da 18 olacak o zaman. Çünkü neden? 18 eksi 1'den 17 yapar. 18 eksi 1 17 ya da eksi 1 fazla bak. Bu da olabilir. Şimdi arkadaşlar nötronlara bakalım. Biz protonla nötronu toplayınca kütle numarası yapıyordu ya. 9'dan buradaki nötron sayısı neyi toplarsam 19 yapar arkadaşlar. 9'dan 10'u toplarsam. Bak 9 10. Şimdi buradaki proton sayısına bak. Buradaki proton sayısı da 1 fazla arkadaşlar. Değil mi? E, dolayısıyla bak buradaki proton sayısı da 1 fazla olduğundan dolayı yine bu olamaz. Neden? Böyle olursa kendisi olur. izotop olmaz. Kendisi. İzotop neydi arkadaşlar? İzotop dediğimde proton sayıları aynı. Nötron ve kütle numaraları farklı olacaktı. Dikkat et. Kendi olur böyle olursa. Diğerine baktığımda dikkat et bak. Olabilir dedik. Arkadaşlar burada şimdi nötron sayısı ne olur? 17'inden ben 20'yi toplarsam burada 37 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla bak bir fazla değil. Yani bunun kendisi nasıl olurdu? Mesela klor eksi 18, 17 kendisi nötron sayısı bir fazla olan olurdu. Yani 18 olurdu. Bu da ne yapardı arkadaşlar? Zaten 35 yapardı bak. Ne yapacak? İzotopu diyorsa yani bu kendisinin yani nötron sayısı bir fazla olan halinin arkadaşlar izotopu da E seçeneği olmuş oldu. Burada doğru seçeneğim E seçeneği demiş oldum arkadaşlar. Sorumuza baktığımızda x24 kütle numarasına sahip atomla y'nin farklı tip atomları arasına bak. Y'nin aynı elemente ait yani y elementine ait farklı tipli atomlar izotop atomlar olur arkadaşlar. İzotoplarda proton sayıları aynı, nötron ve kütle numaraları farklı olan atomlardı. Yani aynı elementtir proton sayıları aynı olduğundan dolayı. Arasında oluşan xy formülündeki iki bileşikten birincinin mol kütlesi 40. Arkadaşlar mol kütlesi ne demek biliyor musun? Yani oradaki atomların kütlü numaraları toplamı gibi düşün. Tamam mı? Toplama. Molekül kütlesi olur. İkincisinin de molekül kütlesi 41'dir diyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi bileşik XY tipinde olacakmış. Tamam XY tipinde olacakmış. Ve ben toplam kütle numarası yani mol kütlesi deyince birincinin toplam arkadaşlar kütle numarası ne yapacakmış? 40 yapacakmış. Şimdi X'in kütle numarası 24. Şimdi buradan 24 kütle numarası gelsin. Y'den de Y diyelim. O zaman Y'yi buradan ne buluruz? 16. Ben Y'nin neyini buldum? Kütle numarasını buldum arkadaşlar. Bak birinci birleşikte Y'nin kütle numarası 16 ise bana soru Y'nin proton sayısını da vermiş. 8. Ben ne yapıyordum? Protonla nötronu topladığımda arkadaşlar kütle numarasına eşit oluyordu. O zaman buradaki Y'nin nötron sayısı 8 olmuş olacak. Gel bakalım ikinci bileşik için yapalım arkadaşlar. Yine x, y formülüne sahip olacak ama ikinci bileşikte kütle numaraları toplamı 41'miş. E o zaman x'in zaten ne, ne oldu? Kütle numarası 24'tü arkadaşlar. 24 artı y'nin kütle numarası diyelim. Toplamı 41 yapsın. Y'yi de buradan ne buldum arkadaşlar? 17 buldum. Yani Y'nin bu bileşikte arkadaşlar kütle numarası 17 ise ki Y'nin buradaki proton sayısı da 8'di arkadaşlar değil mi? 8'di. Ben ne yapıyordum? protonu nötronu toplayınca kütle numarasına eşit olacak diyordum. O zaman buradaki Y'nin de nötron sayısı ne olmuş oluyor? 9 olmuş oluyor. Bak şimdi. Birinci bileşikten Y 8, 8, 16 bu birinci bileşikteki Y diğer bileşikteki Y yani ikinci bileşikteki Y de ne olmuş oldu arkadaşlar? 8, 9, 17. Oldu mu sana proton sayıları aynı? Nötron ve kütle numaraları farklı. Ne oldu? İzotop olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi gerisi kolay artık. X'ye diyor iyonik yapılı bir bileşiktir. Bir kere X'in 12 elektronu var tamam mı? X'in 12 elektronu var. 12'de protonu vardır. 12 proton 12 elektronu var. Yani 2, 8, 2. Yani... Elektron verecek. Son katman 1-2 olunca arkadaşlar 1-2-3 olunca son katmanı 8 yapmak için ne yapıyordu? Elektron vermek istiyordu. Okteti tamamlamak için. Y'nin de dikkat et. Şimdi burada proton sayısı 8 ise elektron sayısı da 8'dir arkadaşlar. İki birleşikliği de öyledir. Şimdi 8 elektron 8 proton varsa bunu da 2-6 diye yapacağız. Bak son katmanı 6 olunca 8 yapabilmek için elektron alır. Elektron alır yani alan yapılar ametal elektron veren yapılar. Yani son katmanda 1, 2, 3 elektron olursa metal olur arkadaşlar. Metal olur. Son katmanda 4, 5, 6, 7 olursa ametal olur. Metal, ametal arasında da iyonik yapılı birleşik oluşur. Doğrudur. Her iki birleşikte kütlece birleşme oranı x bölü y 3 bölü 2'dir. Bak şimdi. Birinci birleşikteki y'yi ben ne buldum arkadaşlar? 16 buldum. Yani birinci birleşikteki mx bölü my dersem bunlar hep 24'e 16 oranda birleşir. Yani 8'e böldüğümde 3 bölü 2 oran vardır. Ama ikinci bileşikteki arkadaşlar mx bölü my. Şimdi buradaki y'yi 17 bulduk. O zaman her zaman 24 kütle oranında x gelecekse 17 kütle oranında y gelecek. Bak buradan 3 bölü 2 gelmez. Eşit değil yani 3 bölü 2'ye. Her iki bileşikteki kütleci birleşme oranı x bölü yani y 3 bölü 2 dediği için buna yanlış diyeceğim arkadaşlar. Birinci bileşikteki Y atomu 8 protonu 8 nötronu vardır. Evet 8 proton 8 nötron var. Bu doğru olmuş oldu. Bileşiklerin kimyasal özellikleri aynıdır. Arkadaşlar iki bileşikte, bileşikte de Y'nin izotopları var. İzotoplarda elektron sayıları eşitse ne diyorduk biz? ne diyorduk? Kimyasal özellikler aynı, fiziksel özellikler farklı oluyordu. E, dolayısıyla iki bileşikte de ne olacak arkadaşlar? Bileşiklerin kimyasal özellikleri aynı olacak. Çünkü izotopların kimyasal özellikleri aynı demiştik. Elektron sayıları aynıysa. Bileşiklerin fiziksel özellikleri farklıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru olmuş olacak. Kimyasal özellikler aynı, fiziksel özellikler farklı. Yani burada yanlış olan seçeneğim B seçeneği demiş olduk arkadaşlar. Bir elementin bak dikkat bir elementin aynı elementin diyor. Özdeş olmayan atomlarından biri X diğeri Y'dir. Mesela ne anladım ben bundan? Aynı element olacak ama farklı olacak. Arkadaşlar ben burada nereden bahsediyorum? İzotoplardan bahsediyorum. Tamam mı? İzotop deyince proton sayıları aynı olduğundan aynı element, nötron ve kütle numaraları farklı olduğundan da ne oluyordu arkadaşlar? Fiziksel özellikleri farklı oluyordu. Yani farklı aslında atomlar oluyordu ama proton sayıları aynıysa aynı element oluyordu. Şimdi buna göre X, Y atomlarının oksijen ile oluşturduğu X2O ve Y2O molekülleri ile ilgili. Şimdi buraya X2O'yu yazayım. Buraya da Y2O'yu yazayım arkadaşlar. Niceliklerinden hangileri aynıdır. Şimdi ben izotop arıyorum ya arkadaşlar. Mesela örnek olarak baktığımda hidrojeni verelim mesela. Hidrojenin bir proton sayısı vardır. Nötron sayısı yoktur. Normal halinde kütle numarası da birdir. Çünkü neden? Ben protonla nötronu toplayınca kütle numarası yapacak. Şimdi hidrojenin izotopu kim? Döteryum. Bak bir protonu var. Yani bu da aslında hidrojen bak. Hidrojen ama bir tane nötronu olursa arkadaşlar kütle numarası 2 olur. Bu da hidrojenin izotopu olur. Yani X2O ve Y2O bu olsun. Yani X2O şu olsun. H2O olsun. Örnek veriyorum mesela. Y2O da ne olsun? D2O olsun arkadaşlar. P gibi oldu. Şunu D gibi yazalım arkadaşlar. D2O. Şimdi bakalım hangileri aynı olabilir? Bak nükleon sayıları. Bir kere izotop olduklarından dolayı kütle numaraları farklı. Nükleon sayısı ne demek? Kütle numarası demek arkadaşlar. E, dolayısıyla... Oksijenden hep aynı kütle numarası gelecek. E, Y'lerden farklı kütle numarası gelecek. Nükleon sayıları aynı olamaz yani. İzotop bunlar. Kütle numaraları farklı olacak zaten. Aynı element olsalar dahi. Molekül kütleleri deyince arkadaşlar kütle numaraları toplamı diyoruz. Mesela birinci bileşikteki molekül kütlesi diyelim arkadaşlar. Mesela hidrojenden molekül kütlesi. Mesela hidrojenin kütle numarası 1'miş. 2 tanesinin 2 çarpı 1 olur. Oksijenin kütle numarası da neymiş? 16'ymış kütle numaraları toplama. Buradan ne geldi? 18. E diğerinde molekül kütlesi deyince ne, ne diyeceğim ben? Döteryumun kütle numarası 2. 2 çarpı 2 tane döteryum var. Yani hidrojenin izotopu bu arkadaşlar. Aynı element yani. İkisi de hidrojen. 2 çarpı 2'den 4 olmuş oldu. Artı oksijenin de arkadaşlar 16 kütle numarası. E buradaki molekül kütlesi ne olmuş oldu? 4 artı 16'dan arkadaşlar burada kütle numarası 20 olmuş oldu. Değil mi? Harika. E bak bunların şimdi şöyle düşün. Kütle numaraları izotoplarda farklı olacağından molekül kütlelerinin de aynı olma ihtimalleri yok. Çünkü izotoplar kütle numaralarının farklı olmasına sebep olacak. Bak kimyasal özellikler arkadaşlar ikisinde de elektron sayısı aynı bak. Hidrojende de bir, döteryumda da bir mesela örnek olarak baktığımda. Böyle iyon falan dememiş. X'inde de yani birinde X2O diğerinde Y2O öyle düşün. Elektron sayıları da sayıları ikisinden de eşit gelecek. E, o zaman kimyasal özellikleri aynı olur. Çünkü izotoplarda arkadaşlar ne oluyordu? Elektron sayısı aynı ise izotop tanecikler için ne diyordum ben? Kimyasal özellikler aynı, fiziksel özellikler farklıdır. O zaman iki bileşik de aslında aynı bileşiktir. Sadece izotoplardan oluşmuş. Kimyasal özellikleri aynıdır. Bir molekülündeki elektron sayısı. Şöyle düşün mesela hidrojenden bir elektron gelecek bak. Toplam elektron sayısı birinci bileşik için baktığımda hidrojenden bir elektron, iki tanesinden iki elektron gelecek. Oksijenin tanesinden de ne geliyor arkadaşlar? Yani nötr olduğunda 8 elektron gelir. 8 dedim. Burada 10 elektron olacak toplam. E diğerinde de öyle. Çünkü döteryumdan da bir elektron gelecek. İki, iki tanesinden iki çarpı bir elektron artı oksijen de dedim arkadaşlar. Ne geliyor? 8 tane elektron geliyor. 8 dersem buradaki toplam elektron sayısı ne olmuş olacak? 10 olacak. Yani elektron sayıları da aynı ola olabilir arkadaşlar. Aynıdır. O zaman ne olacak burada? 3 ve 4 olmuş olacak. D seçeneğim doğru seçenek demiş old.